Bakü Enerji Haftası başladı. Bir fuar açıldı. Hazar Petrol ve Gaz Fuarı. Hemen dönüyoruz. Fatih Avanos bekliyor bizi. Fatih, sözü sana bırakıyorum. Serpil Dizdarlar, tabii tarihiyle medeniyetine ön plana çıkan bir ülke Azerbaycan, ama Bakü son yıllarda fuarlarıyla, kongreleriyle de gerçekten ön plana çıkıyor bölgemizde. Bugün de Bakü Enerji Haftası kapsamında 28.si düzenlenen Uluslararası Hazar Gaz ve Petrol Fuarı düzenlendi sabah saatlerinde. Önemli bir fuardı. Türkiye'den katılım olmadı çünkü kabine daha henüz netleşmemişti. Fakat gerek Hazar coğrafyasından, gerek Karadeniz'den ve gerek de bölgemizden birçok ülkenin enerji bakanları, ticaret bakanları ve devlet başkanları ve başkan yardımcıları seviyesinde bir katılım olduğunu ifade edelim. Fuarın açılışında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ve yine İngiltere Başbakanı Sunak'ın da yine bu noktada mektupları vardı, tebrikleri vardı. Mesajlarına baktığımızda özellikle Azerbaycan'ın son dönemde Avrupa'nın enerji arz güvenliğine yapmış olduğu destek, katkılar ön plana çıkarıldı ve Azerbaycan Devleti'nin yakın dönemde arz miktarını arttırma planları, kapasiteyi arttırma planlarından da takdirle bahsedildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Davetlere seslendi. Konuşmasında Avrupa Birliği ile olan enerji işbirliğine aslında atıfta bulundu. Güney Gaz Koridoru tamamen faaliyete geçti, artık yeni görevlerimiz var dedi. Bu sene Romanya'ya ihracatın başladığını ve sene sonuna kadar bütün bağlantı noktalarının tamamlanmasıyla birlikte Macaristan'a ve yine bu noktada Sırbistan'a da ulaşacaklarını ifade etti enerji arzında. Diğer taraftan Güney Gaz Koridoru'nun özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın olduğu bu dönemde önemli bir aslında yatırım olduğunun altını çizdi. Bir istikrar, bir işbirliği yatırımı olduğunu bu noktada ifade etti ve sadece katı atıklarla, fosil yakıtlarla enerji sistemine destek vermeyeceğiz. Yeşil enerjiyi de kullanarak bölgemizde gerek elektrik olsun, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, gerekse de denizlerden elde edecekleri enerjiyle birlikte bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini ve çok daha büyük ölçekte Azerbaycan'ın enerji arz güvenliğinde bölgede söz sahibi olacağının altını çizdim. Diğer taraftan TANAP ve TAP projelerinin genişletilmesi için Azerbaycan olarak şimdiden yatırımlara başladıklarını ifade etti ve 2027 yılına kadar bu projenin genişletilerek enerji kaynaklarının taşınmasına ilişkin beklentiler, ortaklarımızın da enerji güvenliği ve çeşitlendirmesi anlamında stratejik rolü daha da artacaktır dedi. Bu noktada çalışmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Dün de yine bildiğiniz gibi İsrail Cumhurbaşkanı bu noktadaydı. Bugün de Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor ve bu fuarda oldukça dikkat çekiciydi. Dün önemli bir gelişme daha vardı. Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu sadece İstanbul'da, Ankara'da, Kars'ta, Erzurum'da değil, tabii Bakü'de de binlerce taraftar sokaklarda Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. 2 ay önce burada depremzedeler için bir maç vardı. 100 bine yakın taraftarıyla Galatasaray bu noktada deprem bölgesine yardımda bulunulmuştu. İşte o taraftar bu kez şampiyonluğu kutladılar. Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluk oldukça anlamlıydı ve evet. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de caddelerde, bulvarda, özellikle bulvarda Saat Kulesi'nin altında toplanan binlerce taraftar sabaha kadar şampiyonluğu doyasıya, coşkuyla kutladı Serpil Dizdarlar. Teşekkür ediyoruz Fatih Havanos. Sen de Galatasaray şampiyonluğuna bağladığına göre hemen biz de haberini verelim değerli izleyenler.